Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, üniversiteler hiçbir zaman bugünkü kadar özerk olmadı diyen merhum İhsan Doğramacı, YÖK'ün kurucusu ve bu karikatürü çizen merhum Bedri Koraman. Şimdi biraz önce İbrahim Kaboğlu hocam bunu gördü. Dedi ki ben dedi Doğramacı Bey'le beraber çalıştım. Bu iktidardan daha objektif ve daha tarafsız bir yönetim yürütüyordu. Onu arar olduk dedi Sayın İbrahim Kaboğlu hocam. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan ve değerli divan. Tabii öncelikle YÖK'ün varlığı, YÖK'ün kendisi tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, tıpkı Milli Güvenlik Kurulu gibi, tıpkı RTÜK gibi, tıpkı OHAL yasası gibi, tıpkı seçim barajı gibi, tıpkı JITEM gibi, tıpkı EMASYA gibi sivil demokratik yaşamın üzerinde bir tahakküm, bir baskı aracıdır. Efendim bir vesayet aracıdır. Bunu özellikle belirteyim. YÖK'ün üniversitelere kazandırdığı bir şey yoktur. YÖK'ün özerk demokratik üniversite hakkına müdahalesi vardır. Bakınız 1968'li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan Mahir Kaynak ne demişti? Yaklaşık üniversitelerde 30-40 kişi tespit ettik. Bunları tasfiye edersek Türkiye'de siyaset sorununu çözeceğimizi, yani devrimci, demokrat, sosyalist başkaldırı ve siyaset sorununu çözeceklerini söylemiş ve deniz gezmişlerin, Mahir Çayanların, İbrahim Kaypakkayaların ismini saymıştı. Mahir Kaynak ve daha sonra zaten bir MİT ajanı olduğu da, bir MİT çalışanı olduğu da ortaya çıkmıştı. Bunu şunun için söyledim. Üniversitelere bakış, üniversiteleri ideolojik, siyasi ve entelektüel olarak idiş edip, ketumlaştırıp bir devlet kurumu haline getirmektir. YÖK'ün görevi de budur ve bu anlamda YÖK demokratik bir kurum değildir. AK Parti iktidarı muhalefetteyken YÖK'ü kaldıracağız demiş, iktidara geldiğinde bu vaadinden şaşmıştır. Birçok şey böyle söyledi ve iktidara geldiğinde bundan şaştılar. Şimdi bakınız, İsmail Beşikçi, Haluk Gerger, Fikret Başkaya gibi bilim insanları, İbrahim Kaboğlu gibi bilim insanları, KHK ile ihraç edilen bilim insanları, Barış Akademisyenleri, Şebnem Korur, Fincancı gibi bilim insanları şu esnada siyasal kovuşturmaya tabi tutuluyor. Özellikle Fikret Hocam Paradigmanın İflası kitabı nedeniyle yıllarca yargılanmış. İsmail Beşikçi Kürt sorununu sosyolojik olarak tahlil ettiğinden dolayı 19 yıl hapiste yatmıştı. 19 yıl. Erzurum Üniversitesi'nde doçentken yapıyordu bunu. Ve bu nedenle hapiste yatmıştı. Şimdi bugün bakın yaklaşık 10-15 gün içerisinde çıkmış Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü. Tuğba Tekerek. Lütfen herkes bu kitabı alsın okusun. Tekrar söylüyorum, Tuğba Tekerek, Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü. Şimdi bu üniversitelerde ne oluyor? Bakın, Giresun Üniversitesi'nden Kilis Üniversitesi'ne, Munzur Üniversitesi'nden İstanbul'daki, Ankara'daki üniversitelere kadar hepsini araştırmış ve burada ilginç diyaloglar, ilginç öğretim üyelerine dair saptamalar var. Mesela Munzur Üniversitesi'ne Diyanet İşleri Başkanı gitti, Hazreti Ali Camii'yi açtı. Yani Dersimlilere adeta oradaki Alevi toplumuna inat olsun. Bakın sizin buradaki üniversiteye Hazreti Ali Camisi açıyorum. Bir de karikatürize ediyor Hazreti Ali Camisi diye. Bu bir hizmet değildir. Bu toplumla zıtlaşmaktır. Bu toplumu aşağılamaktır. Munzur Üniversitesi'ne olsa olsa cemevi açılır. Bir Diyanet İşleri Başkanı cemevi açmaktan niye imtina eder? Madem sen bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanısın, madem İslam inancı gereği eşit yaklaşıyorsun, madem adilsin, yani inanca göre söylüyorum, kendisi öyle değil ama niye oraya bir cemevi açılmıyor da efendim şey açılıyor, cami açılıyor? Bir, iki, bakın şimdi bu şeye göre Türk-Japon Üniversitesi açılıyor. Yahu Japonya'ya kadar niye yoruluyorsunuz arkadaşlar? Türk-Kürt Üniversitesi açın, Türk-Arap Üniversitesi açın,
Türk Ermeni Üniversitesi açın, Türk Çerkez Üniversitesi açın. Buradaki halklara bir saygı duyun ki Japonlar desin ki sahiden bizi de dikkate alıyorlar. Ta Japonya'ya kadar gidiyor. Buradaki Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Ermeni'yi görmüyor. İşte o zaman size inkarcı deriz, tekçi deriz. O zaman size asimilasyoncu deriz. Bakın burada Ağrı Üniversitesi'nde bir muhterem zattan söz ediliyor. İsmini vermeyeyim. Rektör yardımcısı Tuğba Tekerek adam bununla konuşmuş. Bu rektör yardımcısı diyor ki Ağrı Üniversitesi'ndeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Kürt ama bunlar ırkçı diyor. Soruyor niye ırkçı? Ya sürekli diyor Kürtlerin hakkından söz ediyorlar. Bakar mısın? Aslında ırkçı kendisi, ismini söylemeyeceğim, rektör yardımcısı. Ve bu rektör yardımcısı diyor ki buradaki dağlara diyor ne mutlu Türk'üm diye yazılıyor, ayıptır diyor. Bunun silinmesi lazım. Tuğba Hanım diyor ki peki ne yazılsın? Ya diyor ne mutlu Müslümanım diye yazılsın. Bakar mısın? Heybeyi bozuyor, torba yapıyor. Bir suçu giderirken başka bir suç işliyor. Ya ne mutlu, herkes kendi inancıyla, diliyle, kültürüyle, tarihiyle, cinsiyetiyle mutlu olsun. Türk de, Kürt de, Arap da, kadın da, erkek de, çocuk da, farklı cinsel tercih, herkes mutlu olsun. Niye bir tek Türk mutlu olsun? Bu bir egemenlik, bu bir tekçi yaklaşım değil midir? Sevgili vekiller lütfen bu konuda görüş üretin. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi bakın. Burası Türk'ün Büyük Millet Meclisi değil. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi ve burada Türkler ve burada Kürtler ve burada Araplar ve burada Ermeniler ve burada çok farklı çoğul kimlikler var. Bunun aynıyla üniversiteye yansıması lazım ama o olmuyor. Kilis Üniversitesi'nden bir öğrenci diyor ki biz siyaset konuşurken kısık sesle konuşuyoruz ancak herkes uyuduktan sonra konuşabiliyoruz. Tuğba Hanım da diyor ki bu böyle dediğine göre ya solcu ya Kürt ya Alevi soruyor diyor ki ben üçü de değilim. Ben diyor Müslümanım ama muhalif bir Müslümanım. Yani dindarım ama muhalif bir dindarım. Şimdi biz bu eleştirileri yaptığımızda kimileri dinsizlikle suçlayacak, kimileri bozgunculukla suçlayacak. Hayır, üniversite kampüslerine kocaman kocaman camiler yapıyorsunuz. Bu kadar büyük camilere gerek yok. Bu ısraftır, ısraf haramdır. Küçük camiler yapın ihtiyaç varsa. Bir, iki, bakın cami değil sadece. Üniversitelerde farklı inançlara mensup öğrenciler var. Onların da ihtiyacını karşılayın. Üniversitede bakın Ahmet Hani ile ilgili Ağrı Üniversitesi'nde sempozyum yapmışlar. Şimdi başlıklarını söyleyeyim size. Utanç verici bir şey bakın. Ahmet Hani bir Kürt filozoftur. Memuzin eserini Kürtçe yazmıştır. Memuzin eserinde Kürtlerin hasretlerini, özlemlerini Memuzin üzerinden anlatmaktadır Sayın İşler. Fakat burada yapılan sempozyumlarda Ahmet Hani'nin Kürt kimliğinden hiç söz etmiyor sevgili Murat Çepni. Bir Türkmen olarak bunu dikkate al kurban. Bakın ne diyor? Ahmet Hani'nin İslam düşüncesi ve tasavvuf yönü, İslam düşüncesinde insan, ilim ve kültür tarihçesi açısından Ahmet Hani, İslam'da sağlık ve koruyucu hekimlik Ahmet Hani adına düzenlenmiş. Yine Ahmet Hani sempozyumunda Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ve yine Ahmet Hani Üniversitesi'nde ahlakı inşa sempozyumu. Hay kurban olayım size. Bu kadar ahlaka, erdeme düşkündünüz de Ahmet Hani'nin etnik kimliğini göremeyecek kadar görmekten yoksun bakar kör mü oldunuz? Ayıptır, günahtır, yazıktır. Sadece Ahmet Hani değil. Fekhiye Teyran var o bölgede, Meleye Ceziri var, Meleye Bette'yi var. Bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Şimdi Kültür Bakanlığı tek tek kitaplarını yayınlamış ama maalesef ne ayıp, ne günah, ne yazık ki görmüyorsunuz. Oysa bakın Türkiye'nin şuna ihtiyacı var. Bugün bu kürsüden söylemiştim, yine söyleyeyim. Ahmet Hani'yi, Dede Korkut'u, Hacı Bektaş'ı, efendim Sarı Saltuk'u, aklıma gelenleri söylüyorum bakın. Bunların bir arada ortak değerlerinin ifade edildiği, bunlar üzerinden halkların buluşturulduğu, bunlar üzerinden bir ortak vatan, bir Türkiye projesinin, bir barış projesinin yapıldığı şeye ihtiyaç var. Bunun yapılacağı yer de üniversite. Üniversiteler, öğrenciler korkularından Kürt sorununu tez konusu yapamıyorlar. Düşünsenize bir üniversitede
Türkiye'yi sarsan Kürt sorunu... Tamamlayalım lütfen. Yapanlar da varsa Selek gibi, soyadı Selek de adını unuttum, neydi arkadaşlar? Pınar Selek de tez konusu yapıyor ve yıllarca kovuşturmaya, cezaya ve benzerine tabi tutuluyor. Bir de Hüseyin Yayman yapıyor. Bütün AK Partili AKP'li vekiller Hüseyin Yayman'ın tezini okuyun lütfen. Kendisi de okusun. Bugünlerde onu okumanıza ihtiyaç var. Hüseyin Yayman'ın Kürt sorunuyla ilgili tezi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, biz üniversiteden söz edeceksek, üniversite bu ülkenin çoğullarını, sanatını, kültürünü, tarihini, dilini, ortak yaşamını, laik demokratik Türkiye demokratik cumhuriyeti kapsamıyor ve ifade etmiyorsa o üniversite tekçidir ve kabul edilemez. Bu yasada ona hizmet ediyor, o nedenle kabul edilemez. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.